babamız sesine ulaştı. Bize verdiğiniz destekten dolayı şahsım ve televizyonumuz adına çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün yine bir yerel yöneticimizi konuk ediyoruz. Konumuz geçtiğimiz yerel seçimlerde ikinci defa Milliyetçi Hareket Partisi'nden Dondu görüntü. Sağ olun, teşekkür ediyorum Metin Bey. Bizler 8 televizyon olarak bizi ağırladığınız için, vatandaşlarımızla buluşturduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir Ramazan ayını, bir bayramı geçirdik. Ben tekrar tüm vatandaşlarımızın geçmiş bayramlarını kutluyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli, hep beraber bayramları yaşamayı nasip etsin. Bu arada amin. Covid-19 salgınıyla ilgili hem Türkiye'miz, hem ilimiz, hem de dünya bir sınav veriyor. Bu sınavda ülke olarak gerçekten başarılı bir süreç izliyoruz. Bu sürecin başarılı olmasında başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, Sağlık Kurulu, valilerimiz, kaymakamlarımız, herkese çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da duyarlılığından dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu günler geçecek. Cenab-ı Allah'ım daha kötülerinden korusun bizleri. Böyle günler yaşatmasın bize. Ben tekrar vatandaşlarıma saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Sayın Başkanım, televizyonumuz tüm Türkiye'de izleniyor ve dünyanın birçok yerinde izleniyor. Sizi tanımayan vatandaşlarımız açısından Milliyetçi Hareket Partili Koyul Belediye Başkanı Osman Epsileli, kendinizi tanıtır mısınız efendim? Evet. Ben 1964 Koyulhisar doğumluyum. Kendim uzun zamanlardır Koyulhisar'da ikamet etmekteyim. Esnafım, kuyumculuk yapıyordum. Tabii vatandaşımızın bizi zorlaması sebebiyle biz de vatandaşımıza, ilçemize hizmet verebilmek, kucaklaşmak, elimizden geleni yapabilmek için 2014 seçimlerinde aday olduk. Aşağı yukarı %60'a yakın o zaman oy aldım. Belediye başkanı olduk. Evliyim, 3 çocuğum var. Uzun zamandır dediğim gibi Koyulhisar'da yaşıyoruz. 2014'ten sonra da belediye başkanı olarak hizmet vermeye başladık. Güzel bir süreç. Yani belediye başkanlığı ilçelerde, belediye başkanlığı illerde de zordur. Her yerin tabii zorluk dereceleri var. Tabii bizim ilçemiz Anadolu'nun Karadeniz'e açılan bir kapısı. Bölge olarak farklı bölge, dağınık alan, yerleşim alanları çok fazla. Şimdi bizim zorluk derecelerimizi tabii burada da bahsedeceğiz. Evet. Ama dediğim gibi Allah razı olsun vatandaşlarımızdan. Bizi ikinci defa da seçti. Bu süreci vatandaşlarımızla beraber kucaklaşarak götürmeye çalışıyoruz. Evet. Evet. Sayın Başkanım, geçtiğimiz yerel seçimlerde MHP'den yeniden belediye başkanı seçildiniz. Size yeniden şahsım ve televizyonumuz adına tebrik ediyor ve kutluyorum. Demekiniz ki sizi yeniden tekrardan bir belediye başkanı olarak seçtiler. Hizmetinize devam ediniz dediler. Sizin de bildiğiniz gibi Sivas'ta yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu olmadı. Cumhur evet. İttifakı'nın içerisinde her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi partiniz olmuş olsa da yerelde bir ittifak yoktu. Birçok AK Partili belediyelerde MHP'ye geçti, Milliyetçi Hareket Partisi'ne. CHP'nin de bir tane belediye başkanı var. Halk tercihini umumiyetle Milliyetçi Hareket Partisi'nden yana kullandı. Evet, Sayın
Başkanım. Pandemi sürecinden devam edelim. İlçenizde vaka sayısı, maske temini, dezenfekte ürünler temin etme noktasında güçlük çektiniz mi? Koyulhisar halkına bu süreçte yardım edebildiniz mi? Gerek su paraları noktasında, gerek belediyenin kira noktasında, gerek vergiler noktasında. İlçenizde hülasa, özetle, İlçenizde pandemi birlikte ne tür çalışmalar yaptınız efendim? Buyurun. Şimdi süreç başladığında biz de kaymakamımızla beraber ilçede bir iş bölümü yaptık. Tabii Allah razı olsun, ben bu vesileyle sivil toplum örgütlerine, iş adamlarımıza, vakfımıza, Polisar Vakfı'na, herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kaymakamlık üzerinden, kısmi olarak da belediye üzerinden ilçeye maddi manevi çok destek geldi İstanbul'dan. Evet. Yani biz fazlasıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Kapanan esnaflarımıza kaymakamlık olarak, belediye olarak yardımcı olduk. Ama ben şahsım adına belediyenin yapmış olduğu, bizim yapmış olduğumuz yardımları sosyal medyada paylaşmadık. Evet. Ama burada bugüne kadar ve bugünden sonra da bir belediye başkanı olarak, ilçede yaşayan birisi olarak, kendim de esnafım. Hepimiz birbirimizin eksiklerini biliyoruz. İnşallah süreç erken biter. Ama imkanlarımız ölçüsünde devamlı da yardım edeceğiz. Etmekte zorundayız zaten. Devletimiz de bu süreci iyi götürdü gerçekten. Kaymakamlık üzerinden yapılan yardımlar, bizim yaptığımız yardımlar, sürecin Ramazan olması, insanların zekattır, fitredir, bu tarz yardımlarını bizim üzerimizden vatandaşa ulaştırması bizleri memnun etti. Gerçekten ben tekrar tekrar vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arada jandarmamız, polisimiz, tabii kaymakamlığımızın altında da destek grubu olarak belediyemiz büyük bir özveriyle çalıştı. Ben ilçemizde vaka sayısı 27, sadece bir evden 7 vakamız oldu sonradan. Onunla beraber 27 oldu. O da İstanbul bağlantılı. Tabii biz İstanbul'a çok göç veren bir ilçeyiz. Nüfusumuz belki ilçe nüfusu 4650 gibi. İşte köylerle beraber şu anda 13 bin nüfusumuz var ama İstanbul'da 120 bin civarında, belki 130 binin üzerinde Koyulhisarlı yaşıyor. İnsanlar tabii ki ilçelerine gelmek istiyorlar. Burada meyvecilik, sebzecilik, kısmi sıracılık var, doğal ürünlerimiz var. Mantar zamanı mantar topluyorlar. İşte kuşburnu zamanı kuşburnu topluyorlar. İşte domatesimiz ünlü, balımız güzel. Aşağı yukarı 230 civarında arıcımız var. 16 bin adet arı kuvanı var. Koyulhisar'ın bilinmeyen yönleri de var. İşte eskiden çok üzüm bağları vardı, cevizler vardı. Şu anda 7 bin civarında dikilmiş 7 sene içerisinde ceviz var. Evet. Yani cevizcilik de bizde önemli. Bu vatandaşlarımız şimdi gelmek istiyor. Buralarda bunların yapılması gerekiyor. İşte vatandaş gelecek, ihtiyaçlarını görecek, tekrar İstanbul'a gidecek. Ben gençtim. Şimdi bizde otobüsler İstanbul'a giderken bagajlar hep dolu gider. O zaman derdim ki ya bu kadar da yüke ne gerek var? Şimdi bizim çocuklar da dışarıda, aynısını biz de yapıyoruz. Yani bu bir ihtiyaç. Hem de doğal ürün olması, doğal ürün olması, organik olması, insanın bundan bahçesinden çıkan şey zevk tadı ayrı oluyor. Onun için devletimiz bu konuda da müsaade edecek inşallah. Gelen vatandaşlarımız zaten bayında bahçesinde çalışıyor. Koyulhisar'da caddede, sokakta boşa gezen insanımız yok. Zaten öyle bir durum olacak. Açık yerimiz de yoktu. Bu süreç devletimiz de iyi yönetti. İnsanlarımız da iyi yardımcı oldu. Ama Cenab-ı Allah'ım inşallah bir daha göstermez. Yani hayat ede sığmıyor ama sığmıyor. Gönüller dostlarla kucaklaşmak istiyor. Beraber olmak istiyor. Bundan da bizim ders çıkartacağımız şeyler var.
Tabii belki konu görünecek ama bunlar önemli şeyler. Evet. Herkes çocuğunu okuttu, büyüttü, dışarı gönderdi. Belki kocaman işte binalar yapıldı. Ama üretim, 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 üretimsiz olmuyor. Olmayacağını gördük. Evet. Onun için inşallah bu süreçte sonra da devlet millet ele vererek herkes güzel düşeni yapacak diye düşünüyorum. Sayın Epsileli, belediyenin mali yapısı ve bütçesinden devam edelim. Sayın Başkanım, belediyenin borcu var mı? Birçok belediye şu anda borç altına inim inim inliyoruz. Hiçbir hareket edecek noktası yok. Ve bazı belediyelere de icralar geliyor. Son dönemde birçok belediye başkanını televizyonumuzda konuk ettik. Divri Belediye Başkanı dedi ki bizim borcumuz yok dedi. Diğer belediye başkanlarının ciddi manada borçları var. Kimisininki çok fazla, kimisininki normal bir borç şeklinde. Borcunuz var mı? Gelir kaynaklarınız nedir? Evet. Yani İller Bankası'nın dışında başka bir gelir kaynağınız, bir şirketiniz bu vergi ve su paralarının dışında var mı efendim? Yoksa da ileride belediyeye gelir sağlayacak bir plan, proje düşünüyor musunuz? Evet, İller Bankası dışında bir kaynağınız var mı? Bütçeyi genel değerlendirme yaparsanız belediyeniz noktasında. Evet. Efendim. Buyurun. Biz belediye başkanı olduğumuz zaman tabii ki bir borç aldık. Genelde bu İller Bankası ve maliye borcuydu. Aşağı yukarı 5,5 milyon civarındaydı. Evet. Borcu olmayan belediye çok azdır. Her belediye başkanı bu vesileyle ben tüm belediye başkanlarımıza da hizmetlerinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Herkes kendine göre bir noksan gördüğü şeyler yapmıştır. Ölenlerimiz oldu. Allah onlara rahmet eylesin. Belediye başkanı seçildikten sonra belediye başkanları elinden geleni yapmak istiyor. Ama bu imkan meselesi, kaynak meselesi. Biz de esnaflıktan geliyoruz. Bizim de bir borç yükümüz vardı. Ama ona rağmen daha önce İller Bankası payın da kesinti azdı. Ben kendi belediyem için söylüyorum. Borçlanmış İller Bankası ve maliye harcında az bir kredi kullanılmış. Allah'tan fazla kullanılmamış. Bir de tabii belediyeler işte yol için, su için, altyapı için ya da binalar için krediler alıyor, kullanıyorlar. Bizim fazla bir ödememiz yoktu. O zaman 12 bin lira falan aylık bir ödeme vardı. İller Bankası borcu harcı aylık olarak. Belediye başkanlığı olduktan sonra aşağı yukarı o 4 yıl içerisinde 10 tane personel emekli ettik. Onun da aşağı yukarı bizim maliyeti 1 milyon lirayı buldu. İşçi ve memur emekli ettik. İşçinin parasını biz direkt ödüyoruz. Memur da İller Bankası payımızdan kesiliyor. Burada hem bunları öderken belediyemizin kurumsal anlamda hem binayla ilgili hem araçlarla ilgili yapılması gereken neyse oradan başladım ben. Bir örnek vereceğim. Yine diyorum yani tüm belediye başkanlarımıza Allah razı olsun. Yani herkesin hizmetleri oldu. Hizmet etmeyen yok. Bizim belediyecilik anlamında İmarla ilgili. Şimdi bir belediyenin en önemli işi imardır. Bunu geldik biz de gördük. Nüfusu az olup imarı genişleten kaynak sağlayabilmek için arsa satmak. Ondan sonra onun alt yapısı, üst yapısı, yapılaşması. Yani ben gördüğüm eksiklikleri söylüyorum. Konuşlardaki imar şu anda 100 bin nüfusu barındıracak durumda. Açılan imar. 18'i yapılmış evet. Yerler var, yapılacak yerler var. Bir vatandaş geldiği zaman imarla ilgili kendi yerinin, yolunun, izinin nerede, nasıl olduğunu da bilmiyordu. Yani evet. Haftalar eskiydi, imar planları eski. Yani bunu görme şansı yoktu. İlk yaptığım şey
imar düzenlemeleri tüm verileri bilgisayara aktardık. Vatandaş geldiği zaman bay, bahçesi, yolu, izi, imar neyse görmeye başladı. Ve ondan sonra da imara açılan yerlerde, kaynak olmadığı için vatandaş şöyle bir yola girmiş. Benim 10 dönüm yerim var, 20 dönüm yerim var. Diye satmış, bir de vatandaş da bazı yerler almış. Bunların önünü hemen kapadık. Belediye vatandaş satacak diye. Belediyenin oralara, diyorum ya 100 bin kişinin yaşayacağı bir alan. Oralara altyapı götürme şansı yok. Bizim yaşayan, insanın yaşadığı yerlerde yolun yok, altyapın yoktur. Yeni yerleşim yerleri. Ama çok şükür vatandaş da ikna oldu bu konuda. Bize hak verdi. Ondan sonraki yaptığımız düzenlemelerle ilgili planlama, projelendirme tamamen kaynaklarımıza göre. Belediyenin bundan sonra borcu ne oldu diye sorarsan çok şükür fazla bir borcumuz yok. Yani nasıl olan borcumuz, onun üzerine diyelim ki işte 500'de 1 milyon civarında bir borcumuz vardır. Ama niye borç ödeyemiyoruz? Ya bunu da söyleyeyim. Gelen kaynaklardan, İller Bankası'ndan gelen kaynaklardan aşağı yukarı her belediyenin kendi bütçesine göredir. Benim %40 ve %45 arasında kesintim oluyor ama bu ay ay değişiyor. %30-35 olduğu ayda var. %40-45 olduğu ayda var. Diyelim ki 300 bin lira param varsa 160 bin lira gidiyor. Evet. O ayki bütçeden işte diyelim ki 250 ayrılmışsa 130 bin lira geliyor. Bununla 60 bin tane personelim var. Bununla hem personel maaş ödeyeceksin, hem belediyenin hizmetlerini sürdüreceksin. Kolay değil ama buna karşılık Allah'a çok şükür. Biz aldığımızda aşağı yukarı bütçe bir yıl sonraya 2 milyona yakın bütçe fazlalığım oldu benim. Kaynakları ne sayede ettik? Kum ocağımız var. Daha aktif çalıştık. Taş örenlik yaptık. Harfiyat aldık. Kalıp yaptık vatandaşa. Kaynak ürettik. İşte iki tane mesire alanımız var. Lokantalar açtık. Bir tane belediyenin altında yerimiz vardı. Orayı düzenledik. Kafe açtık. Kaynakları daha doğru ve güzel kullanmaya başladık. Şimdi bazıları para yok, borcum var, nasıl yaptın diyorlar. 14 tane yeni hizmet aracı aldık. Yani aşağı yukarı 3,5 milyon lira, milyonluk o zamanki parayla söylüyorum ben. 2017-18'e kadar olan şeyi söylüyorum. Araç aldık. Bunda yükleyici cisimli, kamyon, makam aracı, traktör, tüm araçlarımızı yeniledik aşağı yukarı. 3 tane minibüs, bir tanesi hibe. İller Bankası'ndan, şimdi ben ilçede yaşadığım için eksikleri biliyorsun. Vatandaş gelen hizmeti görüyor. Kaynakları da biliyor. Mesela bir okul yolumuz vardı. Kaldırımıyla, duvarlarıyla, genelde kot düşecek yerlerde, mahallelerde kot uygulaması. İki tane yerimiz kaldı Allah nasip ederse. Şimdi ben bunları konuşurken, şu anda iki tane mezarlıkla çalışmamız var. 10 civarında mezarlığımız var, 12 mezarlığımız var. Ya yine diyorum, bu bir eleştiri olarak değil ama kaynak meselesi, güç meselesi. Şu anda 2020 yılının sonunda tüm mezarlıklarımızın çevre düzenlemesi ve yolları bitecek. Diyeceksiniz ki ya 4 bin nüfus deyince 10 tane 12 tane mezarlık olur mu? Doğru mu? Evet. 7 mahallemiz var, 3 mezrağımız var. Bunun uzak olan 23 kilometre mahallem var. 10 kilometre mahallem var. Bir yukarı kale mahallemin kendi içindeki uzunluğu aşağı yukarı 8 kilometre civarında. 8 kilometre bir mahallem var. Buralar köyden mahalle yapılmış ama hizmet yönlü gerçekten çok eksiklerimiz var. Desen ki başkanım hepsini yapabilir misin? Yapmaya çalışacağız. Altyapı çok eski. İller Bankası'yla projelendirdik. Altyapı projeleri şu anda bir aşağı yukarı hiç yıl sürdü. 300 bin lira yarısı hibe, yarısı belediye kaynaklarından. İnşallah onunla da önümüzdeki yıllarda başlayacağız. Yani biz yaptığımız parklar,
yaptığımız düzenlemeler, mahalledeki parklar, yani bunlar özlerini çalışmadan, kaynakları güzel kullanmaktan. Yani bir çalışma var ama geceni gündüzüne katıyorsun. Hani derler ya, ya bu nasıl yapılıyor ama öyle yapılıyor işte. Biri 40 yapıyorsun. Şimdi bizim bütçe olarak da Allah'a çok şükür benim şu anda belediye olarak personele ödemem yoktur. Yani personele para ödemediğin zaman bizde yani bunu çoğu belediye başkanımız yapıyordur. Sen de maaş almıyorsun. Veya en geç sen alıyorsun. Alamıyorsun. Biz bazı uygulamaları şunun için yaptık. Örnek olsun diye. Belediye başkanı olarak makamda içtiğimiz çaya varana kadar parası veriyoruz. Kendi yediğimiz içtiğimiz ne varsa. Yani bunu insanlar farklı bilmesin, farklı görmesin. İşte yanlış anlaşılmasın yani. Bir belediye başkanı ya içtiği çay nedir ki parasını diye bir örnek olalım diye. Yani bir mesaj verelim diye herkese. Belediyenin parası milletin parası. Bunun çarçur edilmesi zaten Allah korusun. Vebali var, günahı var. Hatalar, eksikler olur mu? Olur tabii. Gözden kaçan şeyler olur mu? Olur. Yetişemediğimiz şeyler var mıdır? Vardır. Ama gönlümüz her şeyin dört dörtlük olmasını istiyor. Ben buradan konuşurken, evet, sizin başka sormak istedikleriniz varsa... Seste bir sıkıntı var herhalde. Sizin sesinizi alamıyorum. Evet, sesler istedim. Evet, Sayın Başkanım, evet. Sesim geliyormuş şu anda. Geliyor, evet geliyor. Evet, çok özür diliyoruz sevgili izleyicilerimizden. Teknik bir problem nedeniyle, sonuçta internet bağlantısıyla bir yayın yapıyoruz. Sayın Başkanım, az önce kaynak bulma noktasında kafe açtık, mesire alanına lokantalar açtık gibi ifadelerde bulundunuz. İşte bu tür topluma örnek olacak kaynak bulma noktasında bunları gerek sosyal medyada, gerek televizyonlarda, gerek gazetelerde yaptığınız hizmetleri açıkladığınız zaman başka yerlerdeki belediyelerde sizleri örnek alaraktan kendilerine kaynak bulma noktasında bir örnek alınmış olur, yardımcı olmuş olursunuz. Bunlar çok önemli. Yapılan yatırımlar, yapılan işlemler, projelerin halka ifade edilmesi, topluma ifade edilmesi. Evet, Sayın Epsileri, az önce kısmen girdiniz imar durumuyla ilgili Koyulhisar'ın durumundan bahsettiniz ama şu anda ilçenizde imar durumu nasıl? İmarda gördüğünüz eksiklikler var mı efendim? Şimdi şu anda bir TOKİ çalışmamız var. Ya şöyle söyleyeyim, bizim ilçemiz sebzesi, meyvesi, tahılları lezzetli olan bir ilçe. İmara açılan yerlerde genelde bahçeli nizam açılmış. Evet. Bu da güzel bir şey aslında. Vatandaşın toprakla temas etmesi, orada kendini oyalaması diyelim, hem de bir ürün alması. Aileye de katkı sağlıyor. İnsanlar da memnun oluyor. Yaşlı kesim olduğundan dolayı. Ama tamamen alanların bu şekilde açılması da imarda sıkıntı yaratıyor. İçme suyunda sıkıntı yaşatıyor. Şimdi 125 konutluk, Allah razı olsun bizden önceki belediye başkanımız, Allah rahmet eylesin kendisi vefat ettiler. Bir TOKİ başlatmışlardı, vardı. Biz de şu anda 374
Artık konut yapılıyor, başlandı. Şu anda 11-12 tanesinin temeli atıldı. Aşağı yukarı 70 dönüme yakın bir yer belediye olarak istimlak ettik. TOKİ'ye devrettik. Burada eski mahallelerde, bir de bizim kayan yerlerimiz var. Burada erozyon, burada işte deprem bölgesi olduğundan dolayı, işte Erzincan, İstanbul hattı, bir hayatı bizim Koylisar'dan geçiyor. Bazı yerlerde de sıkıntı olduğundan dolayı daha sağlam yerlere doğru bir kayma, ilçenin taşınması oluşturuldu. Bu noktada dediğim gibi imara açılan bölge çok fazla. Yani gerçekten çok fazla. Yani bunun tamamen imara açılması, yolların çıkartılması, altyapı yapılması. Ben belediye başkanı olduktan sonra çok sıkıntı çeksem bile yeni imara yeri açmayacağım. Çünkü haddinden fazla açılmış. Ha, ne yapmak lazım? Burada vatandaşa şöyle bir önerim var benim. İmar açılmış. Hatta 18 uygulaması yapılmış. Adamın 20 tane arsası var. 40 tane arsası var. Belediyeye kaynak aktırmadan kesinlikle imara 18 uygulaması yapsa dahi açmıyorum. Suyunu vermiyorum, kanalizasyonunu vermiyorum. Sadece ticari olarak düşünüyor insanlar. Ben buradan satacağım, para kazanacağım. Belediye ne yapacak burada? Hizmet verecek. Paran var mı? Yok. Yok kardeşim. Biz yapacağımız şeyi, siz belediyemize destek olacaksınız. Biz de beraber yapacağız. Benim mahallemde yaşayan insanın yolunda parke yoktur. Yolu düzgün değil, asfalt değil. Siz bizden farklı bir şey istiyorsunuz. Onun için Allah razı olsun, bu noktada da anlayışla karşılıyorlar. Ya arsa teklif ediyoruz, veriyorlar belediyeye, ya da para teklif ediyorlar. İşte biz katkı yapalım diye. Bunlarla da yani yaptığımız şeyler doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bizim insanımız doğru yapılanı gördüğü zaman ona göre hareket ediyor. Şu anda yeni bir mahallemiz vardı. Aşağı yukarı 10 yıla yakın oldu. İmarını bitirdik. İmarı açtık. Tüm imarı bitti. İller Bankası'na yaptırdık. Bir kısmını da normal bir şirkete yaptırdık. Allah'a çok şükür imarla ilgili mümkün olduğu kadar göz yumuyoruz, taviz de vermiyoruz. Çünkü yapılan bir hata 50 yıl, 60 yıl sonra ancak dönüşümü olabiliyor. Yani bir ev yaptırıyorsun, orada bir dönüşüm yapacaksın, daha yıkamazsın. Şu anda biz yolları yeni yeni açmaya çalışıyoruz. Binaları yıkıyoruz, bahçelere giriyoruz adamlar. Yani bunlar kolay şeyler değil. Hata yapmamak gerektiğine inanıyorum. Profesyonel olan insanlarla, kurumlarla bunları görüşerek çözmek gerektiğine inanıyorum. Bu noktada da imarla ilgili yaptığımız çalışmalar böyle. İnşallah bizim şu andaki tek eksiğimiz, altyapı eksiğimiz, içme suyu, kanalizasyon. Bunları da bitireceğiz. İnşallah 370 konut oluştuğu zaman, yani TOKİ'nin yaptığı aynı bölgede aşağı yukarı 1000'e yakın konutumuz olacak. Yani bu şu demek, Koylisar'ın ilçeyle alakalı 1/3 ya da 1/5 diyelim ya da 1/4 diyelim, binaları yenilenmiş, imarı düzgün hale getirilmiş olacak. Evet. Yani eskiler yıkılıyor, şu anda 3 tane bina daha yıktık. Bunu zaman içerisinde vatandaşlar da sebeplerini biliyor. İşte hem terörle ilgili, hem uyuşturucuyla ilgili. Boş bina çok. Aşırı derecede boş bina var. Onun için daha şehirci, daha hizmete uygun, parkıydı, bahçesiydi, yollarıydı, kaldırımlarıydı. İnşallah daha düzgün hale gelecek. Evet, Sayın Başkanım, izleyicilerimizin de soruları, istek ve temennileri var. Ara ara onları da okumak istiyorum. Tabii. Evet, Mehmet Şahin isimli bir izleyicimiz beyefendi. Kılıçpınar Köyü, eski dernek başkanıyım. Köyümüze bir çocuk oyun alan parkı istiyoruz başkanım diyor size. Sizden. Evet, Allah razı olsun. Şimdi İstanbul'daki vatandaşlarımızın bir kısmı bizi büyük şehir zannediyor. Evet. Büyükşehir işte köylere de hizmet götürsün diye. Ya, inanın biz de bazen büyük belediyelerden istiyoruz bunları. İşte diyelim ki
sağ olsun İsmail Başkanımız bize yardımcı olmuştu. Bir park yapıyoruz, bitiremedik. Hatta ismini verecektik. Bitiremediğimiz için, tamamlayamadığımız için daha yeni çevre düzenlemesi bitiriyoruz ama aşağı yukarı 10 bin metrekare bir yer. Yani öyle sıradan bir park değil. 4 tane oyun parkıyla yapılan bir yer değil. İmkanımız olsa yardımcı olmak isteriz. Ama destek olacağımız yapılarında destek oluruz. Ama şimdi biz yapalım dediğim zaman başka köylerimizden de talepler gelecek. Biz tabii tüm köylerimize yardımcı oluyoruz. Nasıl yardımcı oluyoruz? Belediyemizin kum ocağı var. Evet. Biz burada ne yapıyoruz? Her köyümüze, her mezramıza diyorum ki senede 2 kamyon kum çakır vereceğiz. Ama kamyonu en azından özel idareden alın diyoruz. Şimdi belediye bütçesi köylere hizmet verecek durumda değil. Yani gerçekten değil. Biz maaş ödediğimiz zaman şöyle bir geriye yaslanıyoruz, rahatlıyoruz. Yani bunlar kolay şeyler değil. Tabii yaşadıklarımız. Ama inşallah altyapıların dağıtılacak betonunda bir kısa şeylerle destek oluruz. Evet. Zaten destek olacağınızı ifade ettiniz. Evet. Saygıdeğer Başkanım. En azından siz bir belediye başkanısınız. Özel idareyle, valilikle bunu da gündeme getirme noktasında yardımcı olacağınızı zaten söylersiniz. Biz de sizin bu konuda sizin desteklerinizle izleyicilerimizin istek ve taleplerini yerine gelmesi noktasında yardımcı olacaksınız. Evet Sayın Epsileli, yerel seçim öncesinde elbette vaatler vermişsinizdir. Verdiğiniz vaatlerin hangileri gerçekleşti? İleride hangileri gerçekleşecek? Bu dönem ikinci döneminiz. Koylihisar'a ne yaptınız siz? Buyurun efendim. Şimdi dediğim gibi belediye başkanı olduktan sonra ne kadar hurda aracım varsa sattım. Ve bunu ilk 2-3 ay içerisinde yaptım. Bir tane kendi aracıma bindim aşağı yukarı. Makam aracını sattım. Seranto jip vardı. Çok yakıyordu. Önce ondan başladım. Dediğim gibi tamirden araçlarımız gelmiyordu. Yani tamirhaneden parça parası vermekten tamire göndermekten hizmet de edemiyorduk. Baktım olacak gibi değil. Karar aldık. Tüm araçları sattık. Yerine hemen yenilerini aldık. Yani bir insanın hani derler ya ustanın elinde hacat olması lazım. Tabii ki. Yapabilmesi için. Parası olması lazım. Biz bunlardan başladık. Ondan sonra mahallelerde gerçekten ya bir okul yolu diyorum da şimdi bizim çapta ilçelerin bir ilçenin çarşısından 2 katı fazladır. Çok geniş yani 5 metre 6 metre duvar yapıp genişletip kaldırımını asfaltına atıp güzel çocuklarımızın rahat gidip gelmesini sağladık. 3 tane hemen araç aldık. 2 tane aldık, birini hibe aldık. Minibüs, Volkswagen, Ford. İşte bir de Ford İsmail Başkanım verdi. Allah razı olsun. Şu anda hem ilçe içerisinde hem de öğrenci servisleri yapmaya başladık. Evet. Yapmak istemiyorum. Esnafımız da var, kooperatifimiz de var. Taşıyıcılar kooperatifi var. 13 sene başkanlığını yaptım ben. Ama para kazanılmadığı için kimse yapmıyor. Çünkü geniş bir alan para kazanamıyorsun. Evet. Kim yapacak bu hizmeti? Belediye yapacak. Totem yaptık, işte yaylanın reklamı, billboardları yaptık, durakları yaptık. Biz hiç fark etmesi olmayan, bak 60, belki 60 yıldan fazla olan yerleşik yerler var. Hiç fark etmesi olmayan yerlere parke yaptık. Yollarını genişlettik. Şey evet. Olsun diye söylemiyorum ama mesela bir mahallemiz vardı, Camikedir Mahallesi'nde, Darlı diye. Aşağı yukarı pot farkı 17 idi. Onu 7.5'a indirdik. Evet. Şimdi bazen rahmetli anıyorum. Mehmet Ali Dündar başkanım da vardı. Kendisi de teşekkür etti. 3 dönem belediye başkanlığı yaptım dedi. Sen burayı nasıl çözdün dedi. Yani niye aklına koymuş muydun bunu? Başka bir yol üzerinde duruyorlardı. Olacak gibi değildi. Çünkü oranın mesafesi biraz daha kısa, biraz daha dikti. Evet. Şu anda 2 araba, 3 araba geçiyor bu dediğim yerlerde. Evet. Yani mesire alanlarında günümüze uygun kamelyalar
fazlasıyla yaptık. Cami yanlarında düzenlemeler yaptık. İşte bir dere ıslahı vardı. Sağ olsun orada Sayın Bakanımın da destekleri oldu İsmet Bey'inden. Islahı yapıldı. Şu anda yukarı kat mahallemizin bu krizlerden dolayı ihaleye çıkılamadı. Yeni 400 bin lira bir para ayırmışlar. Aşağı yukarı burada 4 milyon lira civarında ihale edilecek. Bir mahallemizin ortasından geçen bir dere var. Oranın küçük kısmı ihale edilecek. Yani yaptığımız şeyler vatandaşın ulaşımda, hizmette, tozundan, toprağından kurtararak daha iyi hizmet alabilmesi için hep ulaştık. Biz yaptığımız şey iki tane mesela ben bunları yaparken hep belediye bütçesiyle yaptım. Bir tane aracımın da kredi kullandım. Bir araçla yükleyici almıştık 490 bin lira. Sadece onda kredi kullandım 300 bin lira. O da 2021'de benim İller Bankası'ndan, diğer bankalardan aldığım kredi yok. İller Bankası'ndan aldığım tüm krediler 2021'in Ağustos ayında bitiyor. Hani onun için dedim, borçlanmadım. Belediyeyi borç, hani bunu inşallah dedik belediyeyi daha yine biz kazanacağız. Yarın daha zor durumlar olur. Seçildikten sonra, 2014'ten sonra devamlı krizler yaşıyoruz. Bunu işte ülkenin zorluklar, sıkıntıları var. İnsan tahmin edebiliyor evet. Biz de bazı şeyleri görüyoruz. Onun için hani derler ya yorgana göre ayağını uzat. Yorganıma göre ayağımı uzattım. Borçlanmadık fazla. Taşörenlik yapıyoruz belediye başkanlığı olarak. Ben bir köyümde bir iş yaptım. Aşağı yukarı 125 bin lira para aldık. 50 bin lira alıyoruz, 30 bin lira alıyoruz, 40 bin lira alıyoruz. İş yapıyoruz piyasaya. Perde duvarlar yapıyoruz. Oralarda da yol yapıyoruz, genişletme yapıyoruz. Vatandaşımızın bu tarz talepleri olduğu zaman parayla da iş yapıyoruz. Sadece bizim kafe lokanta olarak değil. Kum ocağımız evet. var. Dediğim gibi yani bunları değerlendiriyoruz. İnşallah. Şimdi Sayın Başkanım. İnşallah evet. bizim hani yarıda kalan projelerimiz var mı? Var. Bu projelerden en önemlisi de bir güneş enerjisi için müracaat ettik. Her şey bitti ama kaynak bulamadık mesela. Aşağı evet. yukarı o zaman 1,5-2 milyon arasında bir kaynağa ihtiyaç vardı. O kaynak bulamayınca borçlanamadık da fazla. Onu gerçekleştireceğiz. Şu anda bizim hani söz verdiğinde ne yapamadınız diyorsunuz ya. Evet. İtfaiye binamızın yerini değiştireceğiz. Onu yapacağız. Hayvan pazarımız. Şu anda 100 dönüm bir yer var. Geçen Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz de aşağı yukarı 3 aydır bu konularla görüşüyoruz. Kelpik Havzası'nda HES var bizde. HES'ten dolayı su ırmağa devamı gelmediğinden kenarlarında alanlar oluşturuldu. Ve bunu Sayın Valimle de görüşeceğim. Aşağı yukarı yüzlerce dönüm boş alanlar oluştu. Bu alanların tarıma kazandırılması lazım. Bunun 100 dönüm olan yerini de belediye için inşallah halledeceğiz. Orada ne yapacağız? İşte orada mezbahane kuracağız, hayvan pazarı kuracağız. Biz yeni yeni vatandaş sıkıştıkça arayış içerisine giriyor. Şu anda ilçe içerisinde hayvancılıkla uğraşan insanlarımız var. Bunlar için 5'er dönüm, 6'şer dönüm bir yerler oluşturarak küçük sanayi siteler gibi hayvancılık yapılacak siteler oluşturalım diye düşünüyorum. Yani bu bizim için önemli. Mahalle aralarında insanlar hayvancılık yapmaya başladılar. Ya da köyden gelen insanlar hayvancılık yapmak istiyorlar. Yani kuyu bıraktı geldiler ama geçim kaynağı ya tarımla uğraşacak ya hayvancılıkla uğraşacak. Yani bunların yapılabilmesi için de alanların oluşturulması gerekiyor. Bu noktada Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzden, Sayın Valimden de destek istiyorum. Koyulsar, evet. Sivas'a çok uzak bir ilçe. 165 kilometre. İşte sağ olsun tabii milletvekillerimiz de geliyor, Vali Bey de geliyor. Ama ciddi manada ben şuna inanıyorum. Valilik, makamlık, belediyeler, ziraat odaları, kurum ve kuruluşların bir araya gelerek, yardımlaşarak
ilçelerde yapılması gereken şeylerin önüne açılması gerekiyor. Ben şu anda bir cevizlik aldım, işte destekliyoruz da şeyim çıkmadı, aşağı yukarı 60 benim. Mevcut jandarmanın elindeydi, atıl duruma geçti. Bakımsızlıktan. Zorla aldık burayı belediyeye. Şimdi orada Allah nasip ederse düzenlemeler yapacağız. Projelerini yaptık, hayata geçireceğiz. Ama belediye başkanları şimdi neye yetişeceğini şaşırtıyor. O kadar yapacağımız iş var ki. O kadar yapılacak iş var ki. Ama bu bir maddiyat meselesi. Şimdi yaylamız var. Sivas'ın kaç tane ilçesinde yayla var? Koyuluşlardan başka ya aşağı yukarı 50'ye yakın yaylamız var. Yaylacılık hala bitmiş değil. Yaylacılığın yeniden canlandırılması, daha aktif hale getirilmesi lazım. Bu konuda gerçekten işte valiliğimizin, ilçe tarım müdürlüklerimizin, ziraat odalarının vatandaşa destek olması lazım. Siz bir geldiğinizde inşallah ağırlarız. Biz inşallah. Kömüş deriz. İşte hayvancılıkla ilgili bir destek verildi. Yüzlerce vatandaş kömüş aldı. Yoğurdu güzel olur, sütü güzel olur. Şu anda küçükbaş hayvancılık. Kendi ilçemde yakın yerlerde yeniden insanlar yapmaya başladı. Yani bunlara nasıl destek olunacaksa hep beraber destek olmamız lazım. Yayla turizmi, Sayın Valime buradan sesleniyorum. Sadece belediye iki tane mesire alanım var. Şu anda uğraşıyorum, bir gölet oluşturuyoruz. Orada lokantalarımız var. Ya belediye olarak gücümüz yetmiyor her şeye. Kredi kullanacaksın, maaş ödeyemiyorsun. Yani bunun yavaş yavaş kendi bütçemizle kazanarak yapmak istiyoruz. Ama bu da zaman alıyor. Yaylacılığın, yayla turizminin artırılması lazım, geliştirilmesi lazım. Bizim vatandaşımız da, evet. Şimdi bak, Erçimen dediğin zaman 550 konudumuz var. Şu anda sapsarı çiçek her tarafı. Mantarlarımız var, 5-6 çeşit. İnsanlar geliyor, Karadeniz'den mantar toplamaya geliyorlar. Hani İstanbul'dan bizim polisarlar geliyor ama Karadeniz'den dahi gelenlerimiz var. Ama Sivaslımız, Sivaslımızın da gelmesi, görmesi lazım. Tatması lazım. Evet. Hani bunu, bu kopukluğu da gidermemiz lazım hep beraber. Evet. Saygıdeğer başkanım, bir izleyicimizin bir sorusu var. Yine bir mesaj atmış. Başkanımıza köylerde ve mahallelerde yaşayan insanların çöplerine ne gibi çözümleri var? Akseki Soğanlı mahallesinde çok sıkıntı var. Ben İstanbul'dan yazıyorum diyor. İstanbul'dan soruyorum bu soruyu diyor. Evet efendim. Aslında bu konu bazı ilçelerimizde vali kanalıyla başlatıldı. Biz Sayın Kaymakamıma, şu andaki mevcut kaymakamımıza bazı köylerimize yardımcı olabileceğimizi söyledim. Yani şu anda 3 tane çöp aracım var. Birisi büyük olmak üzere. Tabii yayla zamanı birini yaylaya çıkartıyor. Şimdi bize yakın olan köylere bir programlama yapalım. Ama Sayın Kaymakamım, mazot gerekecek, personel gerekecek. Yani bize küçük bir bütçe ayırırsanız bir yerlerden başlayabiliriz. Bir yerlerden bunu götürebiliriz. İşte ben de buraya yakın bir köydenim. Hani burada hep esnaflık yapıyoruz, hep buradayız ama bize ilçeye yakın, bölgeye yakın olan yerlerde bunu başlatabiliriz dedik. Yani ben ne yapabilirim? Şimdi bir köyü aldırsam vatandaşım diyecek ki burayı da al, burayı da al. Hangi birini alayım o zaman? Darılacaklar, gücenecekler. Yakın bir iki yere alabiliriz. 3-5 köyü alabiliriz ama bu başka şeyler arkasından getirir. İnşallah Kaymakam Bey'e söyledim. Benim fazla aracım var. Evet. Personelim de var. Eğer Kaymakamlık, Vali Bey buraya küçük bir bütçe ayarlarlarsa bazı yerleri onların dediği yerleri alabiliriz. En azından 20 köyü, 25-30 köyü, 40 köyü alabiliriz. Ortakent ayrı bir bölgemiz. Oraya da bir araç veririz, orayı da alırız. Yani böyle bir uygulama benim destek olacağım şartlar böyle. Evet. Sayın Başkanım, süremiz çok az kaldı. Geçim kaynağından kısmen bahsettiniz de Koyulhisar'da tarım ve hayvancılık ne durumda?
Şimdi Bahseder misiniz? arıcılıktan bahsetmiştim ben. Size aşağı yukarı 236 arıcımız var. Ama bu arıcılar genelde işte öğretmen emeklisi, imam emeklisi, işte çocukları bu arıcılığı yapıyor. Bizde ormancılık var, ormanlarımız var, nakliye işi var, kamyoncularımız var. Ben yani genel olarak. Genelde emeklilerimiz var. Emekli ağırlıklı. İşte aşağıda bir HES'imiz var, orada çalışanlar var. Aşağı yukarı 30'a yakın orada çalışan var. Bir kısmı polisler. Belediyemizde ilçede memur olarak çalışanlarımız var. Genelde emekli ağırlıklı. İlçenin geçim kaynağı işte arıcılık, hayvancılık, sebzecilik, seracılık çok fazla değil ama insanlar ancak kendi ürettiğiyle bunları götürebiliyor. Bunların çoğaltılması, bunların artırılması lazım. Sağ olsun Sayın Valim geldi, bir üzüm bağını gezdi Koyulisar'dan. Yani bizim aslında Doğu Batı arasında yani Erzincan istikametinde Nikser üzerinde doğuya sevkiyat yapacak yani burada yetişecek sebzenin meyvenin en azından doğuya doğudan gelenlerin daha iyi gitmemesi için burada halledilmesi lazım ama gerçekten ciddi manada destek olunması lazım. Yani vatandaş bunu çok fazla çoğaltamıyor. Biz de çoğaltamıyoruz. Şu anda benim kendi yaptığım cevizlik yapacağımız yere de Allah nasip ederse bir 6 tane sera kuracağız. Ama bunların her şey belediyeliğiyle değil de biz örnek olsun diye bunları yapıyoruz. Veya işte yetişemediği yerde vatandaş gördüğünü yapıyor. Hani komşusu ne yapıyorsa onu yapıyor. Örnek oluşsun da onu yapsın, o da yapsın, o da üretsin, o da satsın. İnşallah bunları çoğaltırsak hem ilçemize hem ülkemize faydalı oluruz diye düşünüyorum. Evet. Ciddi manada buraların üretime ihtiyacı var. Buraların desteğe ihtiyacı var. Biz çocuklarımızı okutuyoruz, okuttuk. Gönderdik veya gönderemiyoruz. Her okuyanın iş bulma şansı yok artık. Maalesef Evet. yani. Yok. Ülkenin bir gerçeği. Biz köy çocuğuyuz. Köyde yetiştik. Çok şeyler yaptık. Yani ekinde biçtik, arabada yükledik, harmanda yaptık. Ama bizim çocuklarımız bunu yapacak durumda, pozisyonda değil. Bu nesil için konuşuyorum. Ama ne varsa toprakta var. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprağa bakarsak, insanımız üretimi çoğaltırsa, her şeyimizle beraber inşallah daha iyi olacağına inanıyorum. Yani bizim burada şu anda ormancılıktan, yaylacılıktan bahsedip desteklenmesi lazım. Orada hayvancılık yapanlar etinden, sütünden faydalanması lazım. Gelen insanların burada yağını, çökelini, peynirini yaptırması lazım. Evet. Yani genelde de olan şeyler ama daha da artırmak lazım. Bizler belediye başkanlığı olarak, yani her belediye başkanı her şeyin en iyisini yapmak istiyor. Ama dediğim gibi biri var biri yoksa olmuyor. Aracın gerecin var, mazot parası bulamıyorsun. Evet. Sayın Ne? Başkanım, evet. Siz ülkücü ve milliyetçi bir belediye başkanısınız. Az önce dediniz ki biz taşeronluk da yapıyoruz. Millete parasıyla duvarını dölüyoruz. Başka türlü işte lokanta, kafe, mesire alanı, kum ocağı. Bir sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde fakir fukaraya yardım ediyor musunuz? Bir gariban ev yaptırıyor. Kepçe lazım oldu. Bir kamyon kum lazım oldu. Yani ver kardeşim parasını da öyle kepçeye göndereyim ya da bir kamyon kumun parasını yatırmadan ben sana göndermem. Diyor musunuz efendim? Şimdi Ya da şöyle, sosyal diğer aynı ve nakdi yardım yapabiliyor biz hani musunuz bir fakir fukaraya? Buyurun efendim. partimizin de üretken belediyecilik diye bir sloganı var. Evet. Yani biz vatandaşımızı burada iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Samimi olarak gerçekten ihtiyacı varsa bizim kepçemiz ya da aracımız bir yere yarım saate kadar, 45 dakikaya kadar olan işlerini yapın, para almayın. Bana da sormayın diyorum.
Bana da sormayın. Vatandaşın Evet. işini görün, yardımcı olun. Yani bu konulara sıkıntı yoktur. Ama bizim bilmediğimiz işte operatörümüzün yanlış bir uygulaması, yanlış bir durumu varsa da haber veriyorlar. Benim telefon numaram aşağı yukarı esnafında da aynıydı, şimdi de aynı, hiç değiştirmedim. Hiç de kapalı kalmadı. Vatandaşımız köyünden olsun, mahallemizden olsun bana hemen ulaşabilir. Biz bu Evet. konularda vatandaşımıza konu verilecekse veriyoruz. Bunu söylerken mesela yol genişletmiş. İmarsız kamulaştırma yapılmamış. Birçok yeri ben kendim yaptım da kamulaştırma yapılmamış yerlerde tüm duvarları belediye olarak biz yaptık. Kamulaştırma yapılmış yerde duvar yapılacaksa taşını veriyoruz, kumunu veriyoruz, harfiyatını alıyoruz. Diyoruz ki Evet. çimentosu, işçiliği de size. Yani bu verdiğimiz destekler ciddi destekler. Ama işte odunu lazım, kömürü lazım, gıda lazım. Ya bunları da yapıyoruz ama bunları hiçbir zaman sosyal medyadan paylaşmadık. Evet. Yani mesela odun diyoruz. İşte vatandaş ulaşıyor, kömür ihtiyacı var. Bunları biz sosyal medyadan paylaşmıyoruz. Yani şunu şu Evet. kadar verdik, bunu bu kadar verdik. Öyle yapıyoruz, böyle yaptık demiyoruz. Onu vatandaşımızın kendisi biliyor. Evet. Dün Demek mesela ki sevilen bir belediye başkanısınız ki tekrar yeniden seçildi ve halk sizi takdir etti. Sayın Epsileli, programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan süre bu kadar. ama ben İnşallah başka bir programda yeniden sizi konuk etmek isteriz. Buyurun efendim. Bunu Son kabul mesajlarınızı alabilir miyiz efendim? ben bunu dedim ya hani kabul etmiyoruz. Görmek Evet lazım. efendim. Polislere geldiniz mi? İnşallah, inşallah geleceğiz efendim. Geleceksiniz. Şimdi bakın. Kolisar gerçekten havasıyla, iklimiyle, ormanlarıyla, organik ürünleriyle gerçekten önemli ve değerli. Şimdi Karadeniz'in yaylalarını hep konuşuyorlar. Kolisar'ın yaylasını biz Sivaslı olarak konuşamıyoruz. Şu Evet. anda Allah nasip ederse ben size yarın resimler atacağım oradan. Şu anda nasıl bir sarı çiçek var. Görülmesi lazım, gezilmesi lazım. Yani burada bizlerin eksikleri var mı? Var. Ama dediğim gibi sadece belediye anlamında yetişemiyoruz. Valiliğimizin, özel idarenin destek olması lazım. Evet. Hani bunları niye söylüyorum? Ya gerçekten çok güzel. Şimdi Evet. bir tekkederemiz var. İddia ediyorum. Bak iddia ediyorum. Gelip gezeceğiz. Öyle bir su yok. Öyle bir orman güzelliği yok. Yani bunu niye görmeyelim, niye gezmeyelim, niye bizim misafirimiz olmayasın? Evet. Sayın İnşallah. Başkanım, İnşallah. programımız sonuna Evet. geldik. Teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Ben tüm vatandaşlarıma saygılarımı, selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Belediye başkanı olarak bizim de eksiklerimiz vardır. Olur tabii insanız nihayetinde. Üzerimiz döktüğümüz insanlar varsa onlardan da özür diliyoruz. Bir seçim ortamı geliyor geçiyor. Tabii kolay Evet. değil. Bizler de stres yükleniyoruz. Ama şunu bilsin ki vatandaşlarımız o gün orada her şey bitiyor. Bunun örnekleri de var. İnşallah bu süreçler de bitecek. Tekrar kucaklaşacağız. Ülkemiz, milletimiz inşallah böyle bir sıkıntılar daha yaşamaz. Dünya içinde ben Vizyon 58 olarak sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarıma saygılarımı, selamlarımı arz ediyorum. Evet, Sayın Başkanım, biz de programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz şahsım ve televizyonumuz adına. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünkü Yerel Allah Gündem razı olsun. programının konuğu Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı MHP'li Osman Epsileli'yi konuk ettik. Osman Epsileli hizmetlerinden, projelerinden, belediyenin mali yapısından, yaptıkları ve yapacakları yatırımlardan, projelerinden, pandemi sürecinde belediyenin çalışmalarından, belediye olarak lokanta açtık dedi, kafe açtık dedi, mesire alanlarında oluşturduk ve kum ocağı açtık dedi. Taşeronluk yapıyoruz, milletin duvarını yapıyoruz. Her şeyi de devletten beklemiyoruz. Evet sıkıntımız var ama çözülecek dedi ve bunlardan bahsetti. Yarın aynı saatte farklı bir konuk ve farklı bir konuyla
buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Bizi izlemeye devam ediniz.